Alfa Giulia. Oh, 79'dan harika. Petronas'ın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz ani kaçış manevrası veya daha popüler ismiyle geyik testi serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bursa Yunuseli Havalimanı'nda ekranda da gördüğünüz standartlara göre hazırladığımız parkurda gerçekleştirdiğimiz test öncesinde hızımızı sabitliyor ve ilk istasyonun girişi itibariyle hiçbir pedala dokunmuyoruz. Sadece direksiyon hareketleriyle yapılan kaçış manevrası sırasında aracın süspansiyon sistemi, şasisi, lastikleri ve ESP'si zorlu bir testten geçiyor. Testimizin bu seferki konuğu performansı merakla beklenen Alfa Romeo Giulia. Kaputu altında turbo beslemeye sahip 2 litre hacimli bir benzinli motor bulunduran aracın boş ağırlığı ise 1620 kg. Araçta 19 inç çaplı jantlar ve önde 225'e 40, arkada ise 255'e 35, 19 ölçülerinde Pirelli P0 lastikler kullanılıyor. Denemeler sırasında hava sıcaklığının 25 derece olduğunu da belirtelim. 72 km saatte başladığımız denemelerimizde Giulia'nın pazar gezmesine çıkmış gibi rahat olduğunu gördük. Hassas direksiyon simidiyle ön tekerleklerin ne yaptığını aynen sürücüsüne ileten otomobili yoldan çıkarmak için çok daha hızlı gitmemiz gerektiği burada belli oldu zaten. Süratimiz 76 km saate ulaştığında ikinci havuz ortasında aracın arkayı savurmak istemesi geniş tabanlı arka lastiklerin tutunmasıyla önleniyor. Kuru ve sıcak zeminde ESP'yi devreye sokmayan Giulia daha serin havalarda bu sistemden yararlanabilecekmiş gibi görünüyor. Aracın fazla yatmaması da olumlu. Hız 80'i bulduğunda eğlence başlıyor. İkinci havuza yine kontrollü giren otomobilin ESP'si bu sefer devreye girerek arkanın savrulmasını önlüyor. Manevra sırasında yaylanmanın minimumda olması sürücüye güven verirken, son havuza girerken ESP'nin arkanın hafif kopmasına müdahale etmemesi de sürüşü zevkli hale getiriyor. Önceki denemede bir kuka alsak da sürati 83 km saate yükseltiyoruz ve Giulia'nın bu hızda da tepkilerinin değişmediğini görüyoruz. Fren lambalarını devreye sokmayan ESP'nin müdahalesi ikinci havuz çıkışında aracı kurtarabilse de arkanın üçüncü havuzda daha da atması yine aynı kukayı almamıza neden oluyor. Alfa Romeo Giulia geyik testimizi de böylece tamamladık. D segmentinde sürüşe en zevkli modellerden olan araç aslında testi belli bir yerde tamamlasa da yaşattığı zevkin daha yüksek süratlerde eksilmeyeceğini de belli ediyor. Önceliği arkaya veren 4 tekerlekten çekiş sistemi kullanılırsa özellikle son havuzda arkası çok daha kolay düzeltilebilecek olan Giulia gün sonunda yüzünüzde bir gülücük bırakmayı başarıyor. Sıradaki testimizi kaçırmamak için kanalımıza ve sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.